Saygıdeğer sevgili hemşerilerim, bayanlar, baylar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Kürsüye çıktım ama ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani Türkiye'de son 50 yılda bir dizi parti lideriyle şuraya bu şekilde beraber olduk. Ama Vatan Partisi Genel Başkanı sevgili yoldaşım Doğu Perinç'e kadar sözün ustasını görmedim. Sözün ustası her şeyi söyledi. Onun sözünün üstüne söz söylemek benim için biraz hadsizlik olur. Ama buraya çıkmışken de gerçi hiçbir eksik bırakmadı ama söyleyeceğim huzurunuzda şudur. Yöneticilerin milli hükümetinin kurulmasının hem ülke düzeyinde hem dünya düzeyinde objektif koşulları oluşmuştur. Ve insan iradesinden bağımsız akan tarih artık yeni bir sürece girdi. Hem ülkemiz için yeni bir sürece girdi, hem dünya milletleri için yeni bir sürece girdi. Ülkemizin yaşadığı süreci, yıkım dönemini, ekonomide yıkım dönemini, bin yıl kardeşlik yapmış iki büyük kavmi birbirine fitneyle düşürüp kırdırma dönemini anlattı Sayın Genel Başkan. Büyük trajedilerden geçti. Ülkemiz 1950'lerde Anadolu ihtilalinden ve bağımsızlık savaşından geçerek hızla ilerlerken tökezlettirildi ve Atlantik İttifakı'na köleleştirildi. NATO'ya sokulardı. Ve bu millet geçmişinden faiz alarak her ayağa kalkmaya çalıştığında çelmelendi. En sonunda biliyorsunuz Sayın Genel Başkanım anlattı. 80'deki neoliberal tek kutuplu dünyanın dayatmasıyla bütün milli kaynaklarımız yıkıldı. Resmen borçlanarak tüketen bir asalak toplum haline getirmeye çalıştı. Batı köle olmamız karşılığında bize Londra bankerlerinden borç veriyorduk. Biz bunları üretemeden tüketiyorduk. Ve her yıl borçlarımız katlanarak gidiyordu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin toplum olarak Londra bankerlerine borcu 600 milyar ve hala her yıl uygulanan sistemle asgari 50 milyar dolar borç almak zorundayız. Böyle bir mengenin içindeyiz. Ama son 20 yıldır durumun farkına varan millet bu sömürü düzenine alet olan partilerden umudunu kesti. Şimdi anketler yapılıyor, siz de görüyorsunuz. Türkiye'yi önümüzdeki dönem yönetmek iddiasında olan İki tane ittifak var. Cumhuriyet İttifakı ve Millet İttifakı. Millete soruyor anketörler. Hangisi? Milletin %49'u ikisi de değil. İkisi de değil. Bunlara anketörler milleti uyutmak için kararsızlar diyorlar. Aslında bunlar kararsız değil. Millet kararını vermiş. Ne bu ne diyor. Ben bunları denedim. Yıkımdan başka bir şey görmedim. Dolayısıyla millet yeni bir devrimci çıkışın eşiğine geldi. Millet üretimle sorunları aşabileceğimizi,
borçlarımızı ödeyebileceğimizi, serfiraz bir toplum olarak yaşayabileceğimizi gördüğü için bu tutumu aldı. Dolayısıyla Türkiye'de üreticilerin milli hükümetin inşası için millet hazır, objektif koşullar derken bunu tarif ediyor. Peki şimdi bu sistemi bu iki bloktan birisi iktidara gelse sürdürebilecek mi? Sürdüremez. Çünkü bugüne kadar onu besleyen Atlantikçi batılı sisteminin de çöküşü başladı. Onların da çöküşü başladı. Şu anda dünyaya yön verdiğini sanan baş emperyalist Amerika'nın toplumuna bakıyoruz. Dünyanın en borçlu toplumu. Aşağı yukarı 30 trilyon dolar borcu var Amerika'nın toplumu. Borçlu bir toplum. Çarkı kırıldı. 2008'de başlayan büyük finansal krizle sendeledi. Şimdi ise Allah'ın bir lütfu olan pandeminin sonucunda da bütün sistemler kendini besleyemeyecek duruma düşmüştü. Ve kendi stratejisyenleri bile diyorlar ki Amerikan toplumu büyük çöküşün içine girdi. Hatta daha ileriye giden kendi bilim adamları diyorlar ki 2024 seçimleri Amerika'nın büyük ihtimalle iç savaşıyla sonuçlanacak. Çünkü Amerika'da uygulanan küresel liberal sistem Amerikan emekçisini de gün be gün çok hızlı bir şekilde işsiz bırakıyor. İşsizlik rakamları devasa boyutlara ulaşmaktadır. Ve bugüne kadar kendi milletini dünyayı soyup soğana çevirerek Afrika'yı, Asya'yı ve diğer yerlerini soğana çevirerek besliyordu. Ama şimdi bu sömürülen bölgeler ayağa kalktı. Afrika kendini sömürtmek istemiyor. Latin Amerika'da muazzam bir Amerika'ya karşı ayaklanış var. Daha dün Amerika kıtası, Latin Amerika kıtasının en büyük ülkesi Brezilya'da iktidarı kaybetti. Ve yeni gelen iktidar Latin Amerika'dan Amerika'yı kovacağım. Daha düne kadar Amerika'nın hükmeyicisi olan Suudi Arabistan Krallığı Amerikan Dışişleri Bakanı'na devir geçti, artık biz sizin kölemiz değildir. Ve Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmıyor. Petrol üretimini kısıyor Amerika'nın çıldırmasına rağmen. Hindistan ayağa kalkmış Batı sistemine, ben artık kendimi sömürüp tutmayacağım. Pakistan halkı yollara düşmüş. 5-10 milyonluk mitingler yapıyor. Amerikan darbesiyle indirilmiş, seçimle gelmiş başbakanlığı korumak için. Yani dünyanın neresine bakarsanız Amerika göçüyor ve çöküyor. Demin genel başkanımız da anlattı. Kahraman Afgan çobanlar bile o yenilmez demeklerin Amerikan ordusuna papudu tez giydirdiler ve Amerika muhiplerini uçaklardan atarak kaçtılar. Hepimiz gördük bu. Yani Batı sistemi 300 yıllık insanlığı soyup soğana çeviren, paradan paraya tapan, insanı insanın kurduğu olarak gören emperyalist kapitalist sistemin sonuna geldi. Artık dünyada çok kutuplu bir Asya uzmanı. İnsanı temel alan, asla hegemonyacılık yapmayacağım diye büyük Asya devletleri ayakta. Batılı bilimciler bile diyorlar ki 2030 yılında dünyanın en büyük ekonomisi bir numarası Çin olacak. 60 trilyon dolar. İki numarası Hindistan olacak diyor. 50 trilyon dolar. Üç numaraya düşecek Amerika. Dört numarada kim var başkanı? Endonezya. 300 milyon nüfusuyla Müslüman Asya ülkesi. Beşinci sırada Türkiye diyor. Altıncı sırada Mısır diyor. Yedinci sırada Brezilya diyor. Ve bugünün üçüncü büyük gücü Batı'nın en önemli üretim kalesi Almanya'nın onunculuğa düşeceğini söylüyor.
Toplam dünya üretiminin %70'i Asya'da kalıyor. Akıl zenginlik kaynağı, uygarlığın ve bilimin merkezi ve tarihi ilerleten güç 2000 yıl boyunca tarihi ilerletmiş medeniyetin kadim ana rahmi olan Asya'ya dönüyor. Ve Türkiye'de artık millet Batı köleliği prangasından kurtulmuş, anket yapıyorlar Türkiye'de. Türk milletinin %70'i Amerika'yı baş düşmanı. Her ne kadar kağıt üzerinde stratejik müttefikimiz olarak görüyorsa da onun buradaki mühimleri, ama Türk milletinin kararı tam tersi. En güvenilir ortak olarak Türk milleti, komşumuz Avrasya'nın kapısı Rusya'yı görüyor. İkinci güvenilir ortak olarak Çin'i görüyor. İran'ı görüyor. Yani milletimizin de artık ufku geldiği parçası olduğu medeniyetin yeni merkezinde. Dolayısıyla Batı sisteminin şu anda bizde uygulana gelen tüket ve borçlan şeyini, modelini finanse edemez. İşte gidiyor liderlerimiz, yarın iktidara geleceğiz diyor. Kapılarına dayanıyorlar Amerikalıların. Amerikalılar onlara hamburger yedirip geliyor. Yok, görüşme bile yok. Hamburger'e geri gönderiyor. Hamburger'e karnı doymamış lider Londra'ya gidiyor. Orada da bir şey bulamıyor. Uyduruk şeyler söylüyor. Orada da hamburger yiyor diyor. Londra'nın sokakları. Zaten one minute deyip dünya beşten büyüktür deneyen Cumhurbaşkanımızı baş düşman olarak görüyor. Batı. Dört büyük diktatör diyor. Kimi koyuyor yan yana? Putin, Xi Jinping, reisi ve Tayyip Erdoğan. Bu ülkeler kim? Bu ülkeler artık Batı'ya sizin köleniz olmayacağız diye milletlerin ülkeleri. Dolayısıyla bu veri sistemi, borçlan, tüket ve köle ol sistemi bitti. Bunu hiçbir parti, hiçbir güç artık Türkiye'de yürütemez. Onlar için deniz bitti. Ve geleceği inşa edip Asya, yükselen Asya uygarlığının tarihte olduğu gibi büyük kalesi olacak olan Türk-Kürt kardeşliği ancak Vatan Partisi'nin üretim devrimi programını uygulayabilerek hedeflerine ulaşabilir. Genel Başkan da bunu anlattı zaten. Ben de bilebildiğim birkaç lafla sizlerle bunu paylaştım. Uzun uzun tarihteki iz düşümünü de anlatabilirim ama şimdi zaman yok, siz de yoruldunuz. Ben müsaade ederseniz lafımı burada keseyim. Başkanımın yanında oturayım. Sorularınız olursa izah edeyim. Şunu da size söyleyeyim. Ben kaç zamandır işle uğraşıyorum, işle güçle ve daha çok Batı kentlerinde uğraşıyorum, İstanbul'da ve çeşitli ülkelerin kentlerinde. Ama önümüzde 8 aylık bir milli mücadele kalması var. Seçim bir milli mücadele neden mahallesidir. Bana görev verdi genel başkanım, parti. Nefer olarak dönüyorum Güneydoğu'ya. Biliyorsunuz ben 2077-80 arası 3 yıl Diyarbakır İl Başkanlığı'nı yaptım Türkiye İşçiler Partisi'nin. Seyirttiğim. Efsane görünüyor. Efsane görünüyor. Hizmetli geri dönüyor. Ben bütün ömrümü bu toprakların insanlarının refaha, mutluluğu ve özgürlüğü için harcadım. Bundan da çok mutluyum. Hiç de pişman değilim. 69 yıl daha ömrüm olsa gene size hizmete harcayacağım. Çünkü ben halka, yani size hizmeti hakka hizmet olarak gören bir insanım. Öyle içtim. Denetimlere bunlar var. Size bir müjde mi sayarsınız, haber mi sayarsınız? Görüyorum aranızda. Bundan sonra zaten sık sık beraber olacağız. Ve bu üreticilerin milli hükümetini omuz omuza kuracağız. Bu diyarda Türk-Kürt kardeşliğini tarihte olduğu gibi yeniden inşa edeceğiz. Ve Amerika'yı Orta Doğu'dan kovacağız.
Orta Doğu'nun milletlerinin kardeşliğini yeniden sağlayacağız ve bir büyük imparatorluk inşa ederek geçmişte olduğu gibi, geçmişte Türkler, Kürtler omuz omuza vererek Büyük Selçuklu'yu inşa ettiler. Onunla yetinmediler, Haçlı Sürülerini korumak için Selahaddin Kürdün'ün liderliğinde Eyüp İmparatorluğu inşa ettiler. Sonra Osmanlı, Türk-Kürt kardeşliğinin inşa ettiği büyük bir imparatorluktu. Sonra Mustafa Kemal'in önderliğinde Genç Türkiye Cumhuriyeti bir Türk-Kürt ortak yapmaydı. Şimdi biraz emperyalistler bu ilişkiyi bozmaya kalktılar. Ama avuçlarını yalarlar. Onlara pabucu ters gidip bu bölgeden kovacağız. Ve bu kardeşliği yeniden kuracağız, pekiştireceğiz. Ve geleceğe doğru Asya'nın yükselen uygarlığının en büyük yıldızı Türklerle Türklerin ortak vatanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Bu uygarlığa saygılar. Değerli misafirlerimiz, programımız devam ediyor. Daha konuşmalar olacak. Dört konuşmacımız daha var. Ardından eğer vaktimiz kalırsa önce bir rozet takdimi yapacağız. Sonra eğer bir daha vakit kalırsa belki soru cevap da yaparız. O yüzden konuşmacılardan ricamız kendi gündemlerini burada arz etsinler. Ben ilk önce genel başkanımız arıcılar hakkında detaylı izahat yaptığı için bir konuşmacı ata başkanımızdı. Ama Balabanlara söz vermek istiyorum. Balaban aşiretinden. Suat Bey siz mi konuşacaksınız Cezayir Bey? Buyurun Suat Bey sizi alalım. Cezayir Bey hanginiz